Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Salat'ın 'Tabtulu bin-nutki biharfeyni faslından bahsediyoruz. Bugün 'Tabtulu bin-nutki biharfen ev harfin mufhimin faslını okuyoruz. Faslun tebtulu, namaz batal olur, bin nutki bi harfeyni, iki harfle nutk etmek namazı bozuyor. Yani nutk bi harfeyn, o iki harfe ister mana olsun ister olmasın, namazı ne ediyorlar? Namazı bozuyorlar. O nutk namazı bozuyor. İki harfle telaffuz etmek namazı bozuyor. Ev harfin mufimin. Yahut bir harftir ve lakin o harf nedir? O harf mufimdir. Ne demek? Bir manayı ifham ediyor. Mesela vikayeten olan ki gibi, vaiden olan vaayiden olan ey gibi, veşa yeşiden olan şi gibi, vefa yefiden olan fi, bunlar hepsi birer harftirler ve lakin hepsi birer manayı ifade ediyorlar, ifham ediyorlar. Dolayısıyla bu harflerle nutuk etmek namazı bozuyor. Ve keza meddetun ba'da harfin filessah. Essah'a göre harften sonraki mede a gibi, bu bi gibi, bu da essaha göre namazı bozuyor. Niye? Çünkü zaten bir harf var. O harften sonraki medde de bir harfin yerine bir harf kabul edildiği için sanki iki harfle nutuk etmiş. Vel essah enne tenahnuha öksürmek. وَالضَّحِكَ gülmek, وَالْبُكَاءَ ağlamak, وَالْاَن۪ينَ inlemek, inlemek, وَالْتَأَوْهَ ah çekmek, وَالنَّفْخَ öfürmek. Öfürmek ister ağızla yapsın, ister burnuyla üfürsün. Bunlar hepsi. İn zahere bihi harfani. Eğer bununla iki harf zahir oluyorlar ise batalet. Bunlarla namaz batal olur. Ve illa eğer bunlarla iki harf zahir olmuyorsa fela, namaz batal olmaz. Anlıyorsun değil mi? Bakın ve yu'zeru fi yesiril kelam. Yesirul kelamda kişi mazur kabul edilir. Namazdaki kişi musalli az kelamı konuşmuş ise mazur sayılır. Dolayısıyla namazı batal olmaz. Ne zaman? Birinci şartı kelam az olacak örfen. İkinci şartı da kaydı da in sebeqe lisanuhu. Eğer lisanı sebkat etmişse, bile ihtiyari konuşmuş ise. Ev nesye salatı, namazı unutmuş. Namaza olduğunu unutarak konuşmuş ise. Ev cehile tahrimehu. Namazda konuşmanın haram olduğunu bilmiyor ise o zaman mazur sayılır. Yalnız namazda konuşmanın haram olduğunu bilmiyor kişi ne zaman mazur sayılır? İn karube ahduhu bil islami. Eğer İslam'a olan ahdi, eğer İslam'a olan ne? Ahdi yakın ise,
Ne demek? Yakın bir zamanda İslamiyet'in ahkamlarını öğrenme imkanına sahip olmamış bir durumu var ise o zaman mazur kabul edilir. Veyahut da çoktan beri Müslüman, alimlerden uzak, dinini öğrenecek alimleri bulamamış, bulma imkanına sahip değil ise o zaman az konuşmakta mazurdur. Dedi ki, fi yesiril kelami la kesirihi. Kesirül kelamdan mazur değil filasah esaha göre. Ve fi tenahnuhi. Öksürmekte. Ve nahvihi. Öksürmenin benzerinde mazur sayılır. Lil galebeti. Eğer tenahnuh, tenahnuhun benzeri. Diyelim kendine hakim olamamış, ağlamış. Öksürük zorlamış, kendini tutamamış, öksürmüş. O zaman mazur sayılır. Bir de ve taazzuril kıraati. Tenahnuh eğer taazzurul kıraat için ise yine nedir? Mazurdur. Okuyamıyor. Boğazı düğümlenmiş, farz olan, sünnet olan zemmur suraları değil, tekbir tesbihatları değil, farz olan kıraati okuyamıyor ise boğazını açmak, o kıraati, farz kıraati elde etmek için boğazı açmak için öksürürse mazur kabul edilir. Lel cehri filessahim. Essaha göre aşikar okuyamıyor cehri namazda. Ha munferit ha imam olarak namaz kılıyor. Cehri okuyamıyor diye öksürürse bu mazur değil, ona özür sayılmıyor. Pek biri derse arkadaki cehri okum varsa, cehri tekbiratları getirmese arkadaki cemaatlerin bir kısmı imamın intikalatlarını bilmiyor, namazları fesada gidiyor. Bunlar için cehri okumak için tenahnuh yapabilir mi? Yapamaz. Başkalarının namazının teshihi için kendi namazını tehlikeye atamaz. Pek biri derse unutarak az konuşursa mazurdur, namazı batal olmaz. Ama çok konuşursa, unutarak çok konuşursa namazı batal olur. Halbuki oruca gelince eğer kişinin orucu unutmuş ise ne kadar çok yese dahi namazı, orucu bozulmuyor. Niye? Sebep ne? Aradaki fark ne? Şimdi biz diyoruz aradaki fark bu. Namaz kılan kişi kalkmış, seccadeye üzerine geçmiş veya camiye gitmiş, kıbleye yönlenmiş, belli bir pozisyona geçmiş. Bu durum ona namazı hatırlatıyor, ibadeti hatırlatıyor. Onun için, çok konuşmak için nisyan mazeret olamaz. Ama orucu hatırlatan bir durum, bir pozisyon olmadığı için çok yemek, eğer unutmuşsa orucu çok yerse dahi, doyasınca yerse dahi namazın orucu ne olmaz? Batal olmaz. وَلَوْ اُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ. Eğer kişi konuşmaya zorlanırsa, birileri onu zorladılar, konuşmasan öldürürüz, elini keseriz, evini yakarız, o da korkusundan dolayı konuşursa betere fil ezher, mazur kabul edilmez. Ezhere gören namazı batıl olur. Ve lev netaka bi nezmil Kur'ani bi kasti tefhim. Musalli, namaz kılan kişi Nezmul Kur'an'la konuşur. Ne demek Nezmul Kur'an'la? Kur'an'ın
olduğu gibi, ayet olduğu gibi nutk ediyor. Yalnız bir kasti tefhimi. Niyeti nedir? Niyeti tefhimdir. Herhangi birine bir şey fehm ettirmektir. Örnek, ke ayeti ke ya Yahya huzil kitabı. Bak normal ayettir. Ama bunu söylerken gayesi Yahya kitabı götüreyim, biri orada kitabı götüreyim, ya bu işi yapayım, ya içeri gireyim, bu izin vermeyi tefhim etmek için, bildirmek için ya Yahya huzil kitabı, yani serbestsin, alabilirsin, girebilirsin. Gayesi bu tefhim ise ne olur? وَلَوْ نَتَقْ بِنَزْمِ الْقُرْآنِ بِخَسِ تَفْهِمِ كَيَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ gibi اِنْ قَسَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً. Eğer bununla beraber bir kıraati kast ederse lem tebtur. Yani niyeti hem tefhim, tefhimle birlikte niyeti ayeti okumak, Kur'an'ı okumak ise namazı batal olmaz. Ve illa kasti kıraat değil, niyeti sadece tefhim ise batal et. Namazı ne olur? Batal olur. Niye? Her ne kadar okuduğu ayet ise de niyeti ayet değildir. Niyeti sadece tefhimdir. Sanki normal bir insanların kelamiyle konuşmuş gibi oluyor. وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ. Zikir ile, duayla namazı bozulmuyor. Bir kişi namazın içinde zikir ederse, dua yaparsa namazı ne olmaz? Namazı batal olmaz. اِلَّا اَنْ يُخَاطِبَ. O zikriyle, o duasıyla birine hitap ederek zikir dua yaparsa o zaman batal olur. Örnek, ke kavlihi li atisin. Biri hapşırmış, sen ne diyorsun? Yerhamukallah diyorsun. Evet, bu zikir değil de duadır. Yalnız bu duayla sen biriyle hitap ettiğinden dolayı namazın batal olur. وَلَوْ سَكَتَ طَو۪يلًا. Eğer musalli, namaz kılan kişi وَلَوْ سَكَتَ طَو۪يلًا uzun süre, urfen tavil ad edilen bir zaman içinde sükut ederse bila garedin, hiçbir garedi de yok, لَمْ تَبْتُلْ فِي الْأَسَّهِ, Es-Sah'a göre namazı ne olmaz? Bozulmuyor. Niye? Çünkü her ne kadar sükut etmiş uzun süre ama namazın heyetini bozacak bir durum sadır olmamış. Ama hilaf Es-Sah diyor, uzun süreli sükut etmek namazdan i'raz etme anlamına geldiğinden dolayı namaz batal olur. وَيُسَنُّ لِمَّنْ نَابَهُ شَيْءٌ وَيُسَنُّ سُنَّتِرْ. لِمَّنْ, o kimse için ki نَابَهُ شَيْءٌ, bir şey namazda ona peyde olmuş. Örneke tenbihi imamihi, imamın tenbihi için. İmam bir yerde yanılmış, imamı uyarmak istiyor. وَاِذْنِهِ لِدَاخِلٍ, eve girmek isteyen birine İzin vermek gibi. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmış. Ve inzarihi a'ma. A'ma biri, kör biri kuyuya girecek. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış ise bunun için sünnettir. Ne sünnettir? Ve yusennu limen nabehu şey'un en yusebbihe. Sünnettir. Ne desin? Sübhanallah desin. Uyarmasa ikinci sefer söyler, uyanmasa üçüncü sefer söyler, en son baktı ki uyanmıyor,
namazını bozsun, eğer tehlike büyükse geçsin, o tehlikeyi önlesin. Peki kadının başına buna benzer bir durum geldiği zaman ne yapacak? Ve tusaffiqul mer'atu bi darbil yemini ala zahril yesari. Kadın tesfik yapsın. Tesfik, ellerini birbirine vursun. Peki nasıl vursun? Bi darbil yemini ala zahril yesari. Bi darbil yemini gaye bi darbi batnil yemini. Orada mudaf mukadder. Yeminin betniyle yesarın zahri üzerine vursun. Yalnız mümkün derecede böyle kaldırmasın. Böyle burası yapacak olmak suretiyle böyle yapsın. Veyahut da böyle yapsın. Bakalım böyle. Sağ elinin betni sol elinin zahne vuruyor. Veyahut da böyle de yapabilir. Sağ elinin zahrini sol elinin betne. Veyahut da sol elini kaldırır böyle yapar. Veya sol elinin zahrini sağ elinin betne vurur. Kulası bu şekil yaparsa, niyeti lab olursa namaz batar olur. Niyeti lab değilse, niye niyeti lab olursa batar olur? İster çok ister az. Çünkü lab namaza münafidir. Ama böyle yaparsa, niyeti lab değilse, az ise mazur sayılır, bir şey olmaz. Çok ise namazı bozar. Ve tusaffiqul mer'atu bi darbil yemini ala zahril yesar. Oldu. Bu fasıl biter. Bugün zor biter. Ders biraz uzun olur. Yeterli olsun. Bunu da yarın okuyalım. Tamam. Tamam. Öyle olsun. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم